Şimdi bir futbolcunun maç kadrosuna alınması, alınmaması farklı bir şey. Bir futbolcunun yönetim kararıyla kadro dışı bırakılması farklı bir şey. Okan yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılmıştır. Burak Çalık o günkü maç kadrosuna alınmamıştır. Antrenmanlarda devam etmesi gerekmektedir. Bunun yani iyi ayırt edilmesini istiyorum. Yani bunda gördüğümüz sosyal medyada da bu konuda bir bilgi kirliliği var. Basın da bunu tam net anlayamamış bir şekilde. Öyle görüyorum. İkisi, birisi o günkü maç kadrosuna girmedi. Birisi ise yönetim kurulu kararıyla yönetim teknik heyeti raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldı. Şimdi şunu da ifade etmek istiyorum. Birincisi, Okan Alkan futbolcumuz Samsun Spor maçının sonra oyundan alındıktan sonra teknik heyetle arasında bir problem yaşanmış. Ondan sonra o problemle ilgili olarak da teknik heyet yönetim kuruluna bir rapor sundu. Bu süreç nasıl gelişti? Bunu da detayları anlatayım. Çünkü bu da çok soruluyor. Ne oldu, ne bitti, nasıl oldu şeklinde. Şimdi biz ilk üç gün Okan'la ilgili bir ceza girişiminde bulunmadık. Hani bu olay kendiliğinden kapanır, birileri özür dilerler. Çünkü neticede yönetime karşı yapılmış bir hareket yok. Teknik heyetle yaşanmış bir problem var. İlk üç gün bu olmadıktan sonra biz yönetim kurulu kararıyla Okan'a bir kadro dışı ve para cezası verdik. Ondan sonra üç günlük süreçte de bunu da basına duyurmadık. Bu konuda eleştiri gelmeye duyurmadı. İşte yok bir hafta 10 gün sonra duyuruluyor falan. Neticede Perşembe günü Okan'a bu tebligat yapıldı. Pazar gününde biz duyurusunu yaptık. Bu ceza kendisine tebliğ edildikten sonra da biz üç gün gene bekledik arkadaşlar. Eğer Okan, çünkü o arada bizim Burak ve birkaç futbolcu, dört futbolcu tam net olarak söyleyeyim rakamı size, bize geldiler. Dediler ki işte Okan'a haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. Bu konuda Okan'ın affını rica ediyoruz. Şimdi bir talepte bulundular. Biz de kendilerine durumu net bir şekilde anlattık. Onlar da olayı yanlış anladıklarını fark ettiler. Ondan sonra ertesi gün, hatta o gün biz işte antrenmana çıkmayız gibi durumumuz olabilir şeklinde bize bir biraz tam tehdit olma tehditvari bir şey oldu. Biz arkadaşlara durumu net olarak anlattık. Onlar da yanlış anlamaları fark ettiler. Dolayısıyla Burak Ağacı diğer arkadaşlarımız antrenmana çıktı. Her ekmesi